Eylül adına hazırlamış olduğun yeni tartışma videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün size Spybox S11 cihazımıza CC Cam Server nereden yazılır onu göreceğiz. Televizyonumuza geçelim istiyorsanız cihazımıza. Menü tuşuna basıyoruz. Yönetim kısmına geliyoruz. Yönetim kısmından eklentiye geliyoruz. Eklenti bölümünde XCam Client 3 diye bir bölüm var. CC Cam Linket MGCam protokolünün yazıldığı yer. Burada şu anda başlat ve otomatikte buraya alabilmek için de kırmızı ve yeşil tuşa bastığınız zaman başlat ve otomatik oluyor. Buradayken OK tuşuna basıyorsunuz. İlk başta burada size SoftCam ile alakalı bilgi soruyor. Buradayken OSCam'i aktif etmek istiyor musunuz? Yes diyorsunuz. Bununla ilgili bu kısımda aktif yapıp yes dediğiniz zaman SoftCam'leriniz aktif olur. Bir kere geri tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra yes diyorsunuz ve OSCam'i restart yapıyor. SoftCam'in aktif olması ne amaçla? Burada kullanılan BIS-K'ler, Power Rule'lar ve diğer aktif olan K'lerin devreye girebilmesi için OSCam üzerinden. Şimdi CCCam server'ımızı yazacağız. OK tuşuna basıyorum. Bu kısım tekrar sorduğu zaman no diyoruz buraya. Bu kısımda aşağıya doğru indiğimizde aktif olması istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Label kısmına dokunmuyorsunuz. Protokol kısmında CCCam'i seçiyorsunuz. Server URL'si. Burada bizim bir tane almış olduğumuz bir server URL'imiz var. Onu girelim. Şu kısım noktadır. Evet, şu kısımları yazdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Buradan Service Port'unu gireceksiniz. Kumandamızdan onu da yazdık. Enter dedik. User kısmını da yazalım. Enter dedim. Password'ımızı da yazalım. Grup kısmı 1'de kalacak. CCCam versiyonu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Biz genelde 2.0.11 kullanıyoruz. Burada ping kısmında info tuşuna basıyorsunuz. Kumandamızdaki gördüğünüz gibi info tuşu burada. Bu tuşa bastıktan sonra da gördüğünüz gibi success yazdı ve şu anda başarılı olduğunu söylüyor. 60.7 milisaniye bağlantısı aldı. Exit'e basıyoruz. Yes diyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi OSCam'i restart yapıyor ve CCCam'imiz devreye giriyor. Şimdi burada bu işlem bitsin. Ondan sonra bilgisayar ortamından nasıl göreceğiz? Bir ona bakacağız. Evet, OSCam'imizde kaydını yaptığımıza göre gördüğünüz gibi burası başlat ve otomatikte kalacak. Burası eğer manuelde ya da durma noktasındaysa hiçbir şekilde server'a bağlantı sağlayamazsınız. Buradan çıkış yapıyorum. Bilgisayar ortamında nasıl bakacağız? Ona bakalım. Şimdi ayarlar kısmına geldiğimizde ayarları seçeneğinde gördüğünüz gibi IP adresimiz 190.168.1.163. Bu sizin cihazınız farklı IP alabilir. Yanılmayın lütfen. Kendi IP adresinize göre bilgisayarımızda tarayıcımıza yazdığımızda da OSCam config'e nasıl bağlandığımızı göreceğiz. Başla. Evet, şimdi tarayıcımızı açıyoruz. IP adresimiz 192.168.1.163 2 nokta üst üste 8888 yazıyoruz. Bu OSCam arayüzüne bağlanabilmemiz için. Yazdık. Gördüğünüz gibi OSCam bölümü geldi. Burada SoftCam'in aktif olduğunu görüyorsunuz. CCCam server'ımızı da burada yazdığını görüyorsunuz. Server bilgilerimiz ne tarafta? Files kısmına giriş yapıyoruz yukarıdan. OSCam server'a giriyorsunuz. Bakınız, yazmış olduğumuz bilgilerimiz burada. Şu kısmı görecek olursanız server'ımız burada yazılı. Alt tarafta da OSCam'imizin, SoftCam'imizin aktif olduğunu göreceksiniz. Şu kısım enable kısmı 0 olsaydı o zaman bağlantı olmadığını anlayacaktınız. Diğer türlü başka nasıl şeyin içerisine erişim sağlayabilirim? OSCam'i görebilirim. Bir yöntemimiz daha var. Burada bilgisayar kısmına geldim. A kısmına geleceğim. A'ya tıkladım. Şu anda A'daki bütün cihazları görüyor. Bakınız Android gördüğünüz gibi farklı isim verebilir.
çift tıklayıp giriş yaptığınızda, şehir bölümüne girdiğinizde burada cihazla alakalı olan bölümleri görüyorsunuz. Pulling kısmına girdiğimde, OSCAM girişi yaptığımda OSCAM Server'ı görüyorum. Sağa tıklayıp birlikte aç dediğimde WordPad açılışı yapıyorum. Tamamlıyorum. Görüyor musunuz? Server kısmınız burada kayıtlı. Aynı şekilde bu görmüş olduğunuz ayarları bilgisayar ortamında yapıp direkt buraya attığınız zaman cihaz üzerinden giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. Sadece start restart yaptığınız zaman da buradan da olay bitecektir. Şehir bölümünde de yapmış olduğunuz pikonlarınız varsa da pikonları yine buradan atabilirsiniz. Evet, sizlere bugün Spybox S11'de OSCAM ayarları nasıl yapılır, CCCAM nasıl girilir? Bugün onları anlattık size. Yeni tanıtıcılı videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.